Merhaba sevgili takipçiler. 31 Mart yerel seçimlerini dün itibariyle geride bıraktık. 1 Nisan şakası gibi bir seçim sonucuyla Türkiye dün geceden beri seçim sonuçlarını konuşuyor. Gördük ki artık seçmen siyasette devrim yapıyor. Seçmen seçim öncesinde uyarmıştı. Bizim taleplerimize kulak vermezseniz biz de sizin oy beklentinize karşılık vermeyiz demişti ama anladığım kadarıyla siyasi partiler seçmenin bu söylemlerini çok da ciddiye almamışlardı ama dün itibariyle gördüler ki seçmen gayet ciddi. Yurt çapında bazı seçmen kitleleri kendi beklentilerini dile getirmişlerdi. Başta emekliler olmak üzere atanamayan öğretmenler, kadro bekleyen sağlık çalışanları, bir günle EYT emeklisi olmayı kaybedenler ve adil yargılanmadıklarını söyleyen mahkum yakınlarının ceza indirimi beklentileri bu seçimin belirleyicisi oldu. Evet, bu seçimde kimse yol, köprü gibi icraatlarla ilgilenmedi. Bu seçimde seçmenin derdi seçim değil, geçimdi. Uzun süredir sandıklardan birinci parti olarak çıkamayan CHP, genel başkanlarının da değişmesiyle birlikte hem partilerine yeniden oy kazandırdılar hem de Özgür Özel'in güçlüğünü ispat etmesine destek oldular. Türkiye genelinde baktığımız zaman AK Parti'nin yoğun bir oy kaybına uğradığını gördük. Bir başka hezimete uğrayan partinin ise İYİ Parti olduğunu yine dünkü seçim sonuçları bize gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlere tek başına gideceğini söylemiş. Hatta bir önceki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olması için ısrar ettiği iki isime de son 15 günde çok ağır söylemlerde bulunmuştu. Vatandaş affetmedi, seçmen affetmedi ve İYİ Parti Türkiye çapında %3 oranında bir oy aldı. İstanbul ve Ankara'da ise %1'in bile altında kaldı. Meral Akşener seçimlere tek başına gideceğini ve eğer başarısız olursa istifa edeceğini söylemişti. Gerçi biz Türkiye'de hiçbir siyasetçinin böyle bir dik duruş sergilediğini ve seçimlerde başarısız olduğu diye istifa ettiğini görmedik. Meral Akşener de böyle yaptı efendim. İstifa etmedi, genel kurulu acilen olağanüstü genel kurulu toplayacağını söyledi. Gelelim Aksaray'a. Aksaray AK Parti'nin kalesi niteliği taşıyan illerden bir tanesi. Geçen yerel seçimlerde Evren Dinçer AK Parti tarafından Aksaray'a gönderilmiş ve ismi henüz Aksaray tarafından bilinmeyen bir adaydı. AK Parti'nin oylarıyla belediye başkanı seçilmişti. Bu seçimlerde ise durum çok farklıydı. AK Parti yine sandıktan birinci parti olarak çıktı. Evren Dinçer yeniden belediye başkanı seçildi ama %5 oy düşüşüyle. Fakat ben bu düşüşü başarısızlık olarak nitelendirmiyorum. Türkiye çapında AK Parti'nin bu kadar yoğun bir kan kaybettiği süreçte eğer Evren Dinçer ikinci dönemde yeniden belediye başkanı seçildiyse halkın gerçekten Evren Dinçer'e olan sevgisi yüzünden seçildi. Aksaray'da en iddialı iki parti MHP ve İYİ Parti'ydi. İki partinin adayları da kadroları da seçimi kazanacaklarına %100 eminlerdi. Daha öncesinde de söylemiştim siyasette erken sevinme ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor diye. Evet, MHP ve İYİ Parti içinde bu seçim hüsranla sonuçlandı. MHP %12'lik bir oy düşüşüyle ikinci parti olurken İYİ Parti sandıktan üçüncü parti olarak çıktı. Gelelim CHP'ye. CHP Belediye Başkan adayı Pelinsu Yıldırım Demir aslında CHP'nin yeni dönemine tam da uygun bir aday profili çiziyordu. Liyakatli, kültürlü, genç ve kadın bir aday olan Pelinsu Yıldırım Demir aslında seçmenin gönlünde tahta kurmuştu ve sempatik tavırlarıyla birçok kişinin de sevgisini kazanmıştı. Görüştüğümüz birçok kişi aslında Pelinsu Yıldırım Demir'e oy vermek istiyorum lakin oyun boşa gider diye korkuyorum diyordu ve öyle yaptılar. Oylarının boşa gitmesinden korktukları için ne yazık ki Pelinsu Yıldırım Demir'i çok sevmelerine rağmen çok da fazla oy vermediler. Evet, Aksaray'da durum bu. Aksaray'da yine tüm Türkiye'nin kırmızıya boyanmasına karşın Aksaray turuncu ve AK Parti sandıklardan birinci parti olarak çıktı. Biz de Evren Dinçer'e yeni döneminde başarılar diliyoruz. İnşallah vatandaşların kendisine göstermiş oldukları bu teveccühe layık olur. Önümüzdeki 5 senelik döneminde vatandaşlara canla başla hizmet eder ve vatandaşların şimdiye kadar bekledikleri ve alamadıkları hizmeti Evren Dinçer yeni döneminde vatandaşlarla buluşturur. Evet efendim, seçime dair değerlendirmemizi sizlerle paylaştık.
Sizler de yorumlarda seçime dair düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Her zaman olduğu gibi videomuzu beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın.